Merhabalar arkadaşlar. Bugün Pet & Flow'dayız. Yeni sevkiyat da geldi. Gnomostics'ler falan. İçeriye girelim istersen görelim. Şöyle içeri bir girelim. Evet. Gnomostics'ler burada. Gördüğünüz gibi bayağı bir canlılar. Şuna bak. Bunlardan iki tane ben de sahiplendim. Evde zaten video ekleme yapacağım. Evde teraryuma koyduğumu da göreceksiniz. Burada Peter'lar var. Şöyle isterseniz şöyle içinden de göstereyim size. Şunun güzelliğine bakın. Afrikan fettiğil gekolar da var burada. Şurada bir tanesi yatıyor. Şu canı bir aç. Şöyle. Yani çoğu zaten tükenmiş. Tek tük kalmış. Yani dağıtımlar oldu. Gördüğünüz gibi çoğu boş burada. Şurada da var. Afrikan fettiği gekolar. Evet, evde videoya devam ederiz. Evet arkadaşlar. Pet & Zoo'dan çıktık, geldik. Gnomostics'lerimizi getirdik. Buraya banyoya aldık. Bir 25-30 dakikaya yakındır. Burada suyun altındalar. Yani teraryuma koymadan önce ben genelde sürüngenlere banyo yapayım. Zaten haftada bir gene banyo yaptırmak gerekiyor. Derilerini atmaları için çok güzel, faydalı oluyor. Ama burada çok uysal canlılar böyle. Hiç kaçmıyorlar. Ele alışkın böyle. Elde oynuyorlar. Yani çok güzeller. Şunların güzelliğine bakın ya. Şunları böyle mıncıklayacaksın. Hemen bir rızıklama. Evet. Yemeleri için kırmızı mercimek ve yeşil mercimek karıştırdım buna. Ayrıca Pet & Zoo'dan Alper'den şöyle bir ürün aldım. İguanalar ve Gnomostics'ler yiyor bunu. Çok kaliteli, güzel bir ürün. Yani iguana ya da Gnomostics besleyenlerin bu ürünü almalarını tavsiye ederim. Çok kaliteli bir ürün. Yani ben bundan sonra da onu bittiği zaman bunlardan alıp önlerine koyacağım. Şu şekil. Biraz da bundan koyalım. Şu anda akşam gerçi. Şu anda yemek yemeyecekler. Ben teraryumlarını aldığım zaman biraz kuruduktan sonra teraryumun ısısını, lambasını kapatacağım. Ondan sonra sabahleyin yeşillik vereceğim. Karalahana, roka, efendime söyleyeyim, yani fazla havuç rendelerim. Böyle yeşillikler de vermek gerekiyor. Ama önlerinde de onda kırmızı mercimek, yeşil mercimek bulunması gerekiyormuş. Şu yemden de damla tutacağım önlerinde. Ayrıca yeşillik ve sebze. Bu arada Türkiye'de muhtemelen herkesin dediğine göre ilk agama yavrularını ben üretmişim. Şu anda sağlık durumları çok iyi. İnşallah birazcık daha büyüdükleri zaman bir video içtiğinde bunlara çip taktıracağım, evrak çıkartacağım Orman Bakanlığı'nda. İnşallah çok güzel bir video yapacağız. Bunları da artık yerine alalım. Şöyle bir tanesine. Bu %75 oranında dişi. Bu rengini tamamlamış olan da %90 oranında erkek diye seçtik. Bu Gnomostics'lerde tam anlamıyla cinsiyet belirlemek 2 seneye alıyor. Onun için yani biz yüzdelik oranına bakarak aldık. Bunlar tam 2 senesini doldurmamış. Daha yavrular bunlar. Hadi gidelim. Teraryumumuza. Şöyle. Aman bunu ben kapalı tutmuşum. Şöyle biraz sallanacak kamera ama. Şunu ben bunu yerine koyayım. Bu kapağı açayım, ondan sonra yine. Bu arada teraryumun ısısı, sıcaklığı çok olduğu için lamba da söndü. Isı direnci tam Gnomostics'lere uygun.
Şöyle ağaç motifleri falan verdik. Böyle ağaçlık alanları, taşlık alanları çok severler. Şöyle bir kuru kafamız var. Şöyle muhteşem bir evleri var. Hadi alalım beraber. Aman aman aman, gel oğlum, sen gel. Sen gel. Sıkıldı artık. Banyoda tutma beni diyor. Gel bakın buraya. Heh. Evet, yerini de alalım. Şöyle sen de gel bakayım. Haydi. Dur 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 dur. Heh. Şuraya gel buraya ısın. Islanması da açık. Şu anda akşam zaten de. Biraz kurusunlar. Ben lambalarını söndüreceğim. Sabahleyin açacağım bunları. Yalnız bunların UVP'si 12 saat değil de 11 saat açık kalması gerekiyor. Yani bu UVP lambaların bir ömrü var. Yani 12 saatten hesapladığımız zaman 6 ay bir ömrü var. Bunları da mesela 2 saat fazladan açık, 2 saat pardon, 3 saat hatta fazladan açık tutacağımız için yani bir 5 aya yakın falan oluyor UVP'nin ömrü. Zaten bunların ömrü dolduğu zaman saat ömrü oluyor. Ömrü dolduğu zaman UVP'lerden normal bir lambadan bir farkı kalmıyor. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Lambayı taktığımız zaman hangi tarihte taktıysak o tarihe göre hesaplamak gerekiyor. 6 ayda bir o lambaların değişmesi gerekiyor. Şu anda korktular. İlk defa girdikleri bir teraryum. Yani bunlar da stresle muhtemelen bir haftaya kadar atarlar. Şu yemlerini de beraber koyalım buraya. Şu yemini önce koyalım. Evet. Acıktığınız zaman iyi. Ben sabahleyin güzel bir bunlara meyve sebze salatası yapacağım. Biraz da yeşillik koyacağım üstüne. Yani yeşillik ağırlıklı bir salata. Biraz meyve, biraz sebze. Biraz da multivitamin. Çok güzel inşallah. Kendi yeni yuvalarında çok mutlu olurlar. Işın oraya gitti. Şunun rengine bakın. Rengi nasıl? Bunlar büyüdükçe renkleri daha da güzelleşecek. Evet, ailemize katılan yeni üyelerimiz. İnşallah uzun bir ömürleri olur bizimle birlikte. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.